Diş beyazlatma özellikle kozmetik diş hekimliğinin son dönemlerde günümüze çıkan bir uygulamasıdır. İki şekilde yapılır. Dişin canlı olmasına göre veya dişin ölü olmasına göre. Özellikle ön bölge dişlerinde herhangi bir travma sonucu bir kanal tedavisi geçirmiş bir diş, belli bir zaman geçtikten sonra kök kanallarındaki kanların dişin üzerine çökelmesine bağlı olarak grileşmiş, pembeleşmiş şekilde gözüken yapılardır. Bunlarda uygulanan yöntemde dişin yeniden kök kanalına girerek dişin içeriden beyazlatılması yöntemiyle uygulanan beyazlatma yöntemidir. Burada karbamil peroksit dediğimiz ajanlar kullanılarak ve hidrojen peroksitin çok derişik süspansiyonları kullanılarak oldukça yakıcı kostik ajanlardır bunlar. Çevre dokulara zarar vermeden çok dikkatli bir şekilde uygulanması gerekir. Dişin ağartılması yöntemidir. Diğer bir yöntemde de walking bleaching dediğimiz hastanın belli dönemlerde muayenehaneye gelerek veya kendi evlerinde uygulayabileceği yöntemlerle hastaların ağızlarına göre, dişlerine göre plaklar hazırlanarak bu plakların içerisine ajanlar yerleştirilerek belli zamanlarda, belli sürelerde hastanın bunu dişler üzerinde uygulamasıyla beyazlatma sağlanan yöntemlerdir. Ayrıca son dönemlerde ultraviyole ışıkların yardımıyla bu ajanların etkileri daha da artırarak beyazlatmanın daha kısa sürede sağlanmasını ortaya çıkartan yöntemler ortaya çıkmıştır. Yalnız benim kişisel önerim canlı dişlerde beyazlatmanın çok uygulanmaya çalışılmamasıdır. Şöyle ki sonuçta kimyasal ajanlarla diş üzerinde beyazlatmalar sağlanmaktadır ve sonucunda belli bir dönem içerisinde bunun geriye dönüşü söz konusu olmaktadır. Böylelikle hem dişin minesine bir takım çok fazla da olmasa bile kimyasal ajanlar dolayısıyla bir zarar verilmekte, dişin orijinal yapısı bozulmaktadır. Sonuçta hiçbir zaman unutulmamalıdır ki doğal olan estetiktir.